aylar yaklaşıyor hadi sen de durma sana ders bolca ben sizdeyim kanda burası ordenadorsuz Merhaba gençler bugün sizlerle elektrik akımı geliştirici test 5 soru çözümleri ile beraberiz İlk sorumuzda Özdeş lambalar ve iç dirençleri önemsiz üreteçlerle şekildeki devre kurulmuştur. K ve L lambalarının ışık şiddetleri I_K ve I_L'dir. Anahtar kapatılırsa I_K ve I_L nasıl değişir diye sormuş bakın gençler. I_K ve I_L nedir? Lambaların ışık şiddetleridir. O halde öncelikle biz neyi tasarlayacağız? Anahtar kapatılmadan önce Lambaların durumlarına bakacağız gençler. İşte bakın burada bizim bir L lambamız var. Yukarı çıkıyoruz. Burada ise bir K lambamız var. Peki lambaların parlaklıklarını biz güç ile orantılı olduğunu biliyoruz. Bir lambanın parlaklığı gücü ile doğru orantılıdır. Bakın güç ne demekti? P demekti. V'nin yerine I çarpı R yazılırsa güç I kare R demekti. Yine I'nın yerine V bölü R yazılırsa gücümüz V kare bölü R demektir. Burada lambalar diyor ki özdeş bakın o halde biz R ile uğraşmayacağız. O zaman bir lambanın parlaklığı direncin iki ucu ya da lambanın iki ucu arasındaki voltajın karesiyle doğru orantılıdır. Ya da karesini atarsam gençler bir lambanın parlaklığı direncin iki ucu arasındaki voltaj ile doğru orantılıdır. Peki paralel bağlı ise bu K ve L lambaları paralel bağlı dirençlerin iki ucu arasındaki voltlar nedir? Birbirlerine eşit olur. Demek ki K direncinin iki ucu arası da V kadardır. L direncinin iki ucu arasında V kadardır. Bu anahtar kapatılmadan önceki durum. Peki anahtar kapatıldığında ne oldu bakın? Onu da burada çalışalım gençler. Anahtarı kapattığımız zaman burası V ise bakın bu da V'dir. Peki şimdi düşüneceğiz bakın. Buradaki alttaki üreticinin EMK'sı ve üstteki üreticinin de EMK'sı ve bunlar birbirlerine eşit. Peki bunlar nasıl bağlı birbirlerine? Paralel bağlı. Peki paralel bağlı üreticilerde biz ne düşünüyorduk gençler? Devreye verilen EMK bu EMK'lardan yani üreticilerden bir tanesine eşitti. Peki yine buradaki L lambasını buraya bağladım. K lambasını buraya bağladım. Bakın R'ler aynı. Peki burası artı, burası da nedir? Eksidir. Peki dikkat edersek yine paralel bağlılarda voltlar sabit olduğuna göre burası V ise bakın bu da V'dir. Ve yine aynı oldu. Demek ki başlangıçta anahtar açıkken K'nın iki ucu V iken anahtar kapatıldığında da V oldu. Yani parlaklığı değişmedi. Yine anahtar açıkken L'nin iki ucu V iken anahtar kapatıldığında da V oldu. Yine değişmedi. O halde doğru cevabımız A seçeneği olur. Şimdi gelelim diğer bir sorumuza. İç direnci önemsiz üreteç ve K lambasıyla kurulan şekildeki devrede K lambasının parlaklığını artırmak için yukarıdaki işlemlerden hangisi tek başına yapılmalıdır diye soruyor bakın. K lambasının parlaklığını artırmak için. Şimdi diyelim ki gençler K lambasının iç direncine biz R diyelim. Devreyi besleyen üreticinin EMK'sına da V diyelim. Peki devrede dolaşan bir akım var ve buradaki I toplam akım diyelim. Buna da V bölü R diyelim. Bu V bölü R ile uğraşmayalım. Buna da I diyelim. Peki bu durumda K lambasının parlaklığı nedir? I kare çarpı R'dir. Ya da K lambasının parlaklığı nedir? Bakın gençler. V kare bölü R'ye eşit olur. Bunu yazdık. Şimdi bu parlaklığı artırmak için ne yapılmalıdır diye soruyor. Birinci öncülde üretece seri bağlı bir üreteç bağlamak bakın. Bu üretece seri bağlı bir üreteç bağladığımız zaman devre nasıl olur bakın. işte yeniden tasarlayalım. Burası V'dir. Seri bağlı derken de tabi biz bunu düz bağlayacağız gençler. Ve bunlar birbirlerini kuvvetlendirecekler. Soru kökünde bunu demek istemiş bakın. Burada bizim K lambamız var. Direnci de nedir? R'dir. Peki bunlar seri bağlı ve serinin de düzü olduğuna göre Bunlar birbirlerini kuvvetlendireceklerdir. Bu durumda toplam akım ne olacak? Bakın 2V bölü R'den 2I olacaktır. Peki bizim lambanın parlaklığı ne olacak? Bakın I kare R'den gidecek olursak önceden I kare R idi. Daha sonra 2I'nin karesi bakın 2I'nin karesi çarpı lambanın direnci. Yani 4 tane I kare çarpı R olacaktır. Yani parlaklığı artacak gençler. O halde biz birinci öncülü yaparsak parlaklık artarmış. İkincisine bakıyoruz. K lambası ile özdeş bir lambayı K lambasına seri bağlamak. Peki bu ikinci öncülü de burada yapalım. Devrede bizim bir üreticimiz var. O da V'dir. Peki K lambasını burada iken direnci R iken bu lambaya başka bir R dirençli lambayı seri bağlayın diyor. Peki seri bağladığımız zaman ana koldan geçen akım ne olacaktır? V bölü 2R olacaktır. Yani I bölü 2 olacaktır. Peki bu durumda lambanın parlaklığı nedir? Bakın I bölü 2'nin karesi çarpı R'dir. Yani I kare bölü 4 R olur. Peki önceden lambanın parlaklığı I kare çarpı R P iken daha sonra P bölü 4 oldu. Yani buradan buraya geçişte Lambanın parlaklığı kaç kat azaldı bakın gençler? 4 kat azaldı. O halde bizim ikinci öncülümüz lambanın parlaklığını artırmazmış. Gelelim üçüncüsüne. Özdeş bir üretici üretici paralel bağlamak bakın. Paralel bağladığımız zaman ne oluyordu bakın? Lambanın sadece ve sadece tükenme süresine etki ediyordu bakın. Lambanın parlaklığına herhangi bir etki yapmıyordu. Bakın onu da burada çözeyim gençler. Burası nedir? K direnci. Buna ben ve buna V dersem paralel bağlandığında yine K lambası üzerinden geçen akıma ben toplam akım dersem paralel bağlı üreteçlerde Devreye verilen EMK, EMK'lardan bir tanesine eşit olur. E, dolayısıyla K direnci üzerinden ya da K lambası üzerinden geçen akım değişmeyeceğine göre yine lambanın parlaklığı I kare çarpı R olacaktır. Yani burada akım değişmez, burada akım azaldığı için parlaklık azalır, burada ise parlaklık artar. Bize hangisi artırır diye sormuş, o halde doğru cevabımız A seçeneği olur. Şimdi gelelim diğer sorumuza. Özdeş lambalarla kurulan elektrik devrelerinde K lambasının parlaklığı şekil 1'de P1, şekil 2'de P2 kadardır. Buna göre lambaların parlaklıkları oranı P1 parlaklığının P2 parlaklığına oranı nedir diye sorulmuş gençler. Şimdi gençler biz bu soruyu çözerken akımdan da gideriz, volt'tan da gideriz bakın. Hangisini tercih ederseniz ondan gidelim. Bakın buna V, buna V demiş. O zaman bize kolay olan bir yolu seçelim. Peki kolay olan burada nedir? Volt'tan gitmektir. Şimdi burada devreye verilen akım nedir? Yeşil akımdır. Yani I akımıdır. Buradaki her bir R direnci üzerinden geçen akımlar nedir? Birbirlerine eşittir. O halde bu V'yi bunlar nasıl paylaşacaktır gençler? V bölü 3 diye paylaşacaktır bakın. Buranın iki ucu arası V bölü 3 olursa bu lambanın da iki ucu arası V bölü 3 olur. Bu lambanın da iki ucu arası V bölü 3 olur. Demek ki ikinci durumda P2 bakın K lambasının parlaklığı ne demiştik? Bakın onları bir yazalım. Bir lambanın parlaklığı nedir? P'dir. Yani gücü ile doğru orantılıdır. Biz V'nin yerine I çarpı R yazarsak I kare R'dir. Peki I'nın yerine V bölü R yazarsak lambanın parlaklığı V kare bölü R'ye eşit olur. Demek ki ikinci durumda P2 lambasının parlaklığı nedir? V kare bölü 9 R olur. V kare bölü R'dir bakın. V bölü 3'ün karesi. Peki ilk duruma bakalım gençler. Buradaki R ile Buradaki R nasıl bağlanmıştır? Seri bağlı, paralel bağlanmıştır. Peki bunlar paralel bağlı olduğuna göre eş değer direnci nedir? R olur. R bölü 2 olur. Peki buradaki K lambası ise buradaki R bölü 2 direncine nasıl bağlanmıştır? Seri bağlanmıştır. Peki bu da V'dir. Dikkat edersek buradaki K lambası ile R bölü 2 dirençliler nasıl bağlıdır? Seri bağlı. Seri bağlı dirençler üzerinden geçen akımlar nedir? Birbirlerine eşittir. O halde biz burada fırı yazacağız. Bakın daha önceden yapmıştık. Eşit olanı attığımız zaman bakın direnç ile iki ucu arasındaki voltlar nasıl orantılıdır? Doğru orantılıdır. Demek ki direnci R bölü 2 olan lambaların ben iki ucuna A dersem Direnç bakın dikkat edin. R bölü 2'den R'ye gelirken direnç kaç kat artmış gençler? 2 kat artmış. Bakın direnç 2 kat artmış. O zaman voltaj da 2 kat artıp ne olacaktır? 2A olacaktır. Bu durumda devreyi besleyen V potansiyelimiz nedir? 2A ile A'nın toplamı 3A'dır. Buradan bir tane A'nın değeri ne çıkacaktır? Bakın V bölü 3 çıkacaktır. Demek ki burası V bölü 3 ise burası nedir? 2V bölü 3 olacaktır. Peki bu durumda P1 yani başlangıçtaki K lambasının parlaklığı V kare bölü R'den gidecek olursak 2V bölü 3'ün karesi bölü R direncidir. Bakın bu da ne çıkıyor? 4 tane v kare bölü 9 r çıkıyor. Bizden istenilen p1'in p2'ye oranı nedir diye sorulmuş. Bakın onu da şuraya yazalım. Bakın p1'in p2'ye oranı nedir? P1 lambasının parlaklığı 4 tane v kare bölü 9 r'yi olduğu gibi alıp p2'yi ben burada ters çevirirsem bakın 9 r bölü v karedir. Ters çevirdiğim zaman Bakın 9'lar gider, R'ler gider, V kareler gider. Sonuç ne çıkacaktır? 4 çıkacaktır. O halde doğru cevabımız C seçeneği olur. Gençler bu tip sorular TET'de pek gelmiyor. Artık işlem soruları gelmiyor ama AYT'de bu tip sorular gelebilir. O sebepten dolayı bu tür soruları çözmeye başladık gençler. Şimdi gelelim son sorumuza. Bakın burada İş direnci önemsiz üreteç ve özdeş lambalarla kurulan şekildeki devrede lambaların ışık verme süreleri bakın lambaların ışık verme süresi diyor. Üreteçlerin tükenme süresinden bahsetmiyor dikkat edin. Lambaların ışık verme süreleri TG, TC ve TY'dir. Buna göre TG, TC ve TY arasındaki bağıntı nedir? Bir defa bir lambanın ya da üretecin tükenme süresi ile burada tek bir üreteç olduğu için bakın buna bir şeye dikkat edelim gençler. Şu notu yazmamız lazım burada. Tek bir üreteç olduğu için bakın bütün 3 lambanın da yani lambaların tükenme süreleri eşittir. Bakın tek bir üreteç olduğu için lambaların tükenme süreleri nedir? Eşittir. Neden? Çünkü tükenme süresi kıttır bakın gençler. Kıttaki ben T'yi çekersem Q bölü I'dır. Peki burada üretecin EMK'sına E yük miktarına ben Q dersem Q'dur. Ve bu üreteçten çekilen akım da hep aynı akımdır. Azalan ya da artan olmadığına göre demek ki Q bölü I her üç lamba içinde aynıdır ve sabittir. O halde doğru cevabımız E seçeneği olur. Evet gençler burada üreteçlerin tükenme süresinden bahsettik. Tükenme süresinin kıttan, t'den, yük bölü çekilen akım miktarı olduğundan bahsettik. Yani bir üreteçten ne kadar fazla akım çekersek üretecin o kadar hızlı ve çabuk tüketildiğinden bahsettik. Yine lambaların parlaklığının iki ucu arasındaki gücü ile doğru orantılı olduğundan gücün pv olduğundan ya da v kare bölü r olduğundan ya da i kare bölü r olduğundan bahsetmiş olduk. Herkese çalışmalarında başarılar diliyorum. Ders izleyin, bizimle kalın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.